Hayata Dair Her Şey kanalına hoş geldiniz. Bilim dünyası korku içinde. Pfizer'ın COVID-19 aşısı olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı. Koronavirüsü aşıları dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaya başlanırken iki Türk bilim insanının kurduğu BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüsü aşısı ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. ABD'nin Alaska eyaletindeki Cano kentindeki Bartlett bölge hastanesinde görevli iki sağlık çalışanı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüsü aşısını olduktan sonra fenalaştı. Salı akşamı diğer meslektaşlarıyla aşı olan bir kadın çok kısa bir süre içerisinde ağır alerjik tepki verdi. 10 dakikada fenalaştı. Hastanede bakıma alınan orta yaşlı kadının daha önce hiç alerjisi bulunmadığı belirtildi. Yoğun bakıma kaldırılacak kadar ağır duruma gelen kadının solunum yollarının şiştiği ve cildinde izler çıktığı açıklandı. İsmi açıklanmayan sağlık çalışanının aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştığını açıklayan yetkililer, alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için bir antihistamin aldığını da söyledi. İkinci sağlık çalışanının gözleri şişti korona aşısı olduktan sonra alerjik tepki gösteren diğer sağlık çalışanının da 10 dakika içinde semptom gösterdiği açıklandı. New York Times, ismi açıklanmayan bu sağlık çalışanının gözlerinin şiştiği, başının ağrıdığı ve boğazında kaşıntı hissi meydana geldiğini yazdı. Hastane yönetimi acil servise gönderilen sağlık çalışanına müdahale edildikten sonra taburcu edildiğini açıkladı. İngiltere'de de benzeri oldu sağlık çalışanı ile ilgilenen. Lindy Jones, yüzünde ve göğsünde kızarıklıklar çıkmaya başladı. Kalp atışı çok yüksekti ve nefes darlığı yaşıyordu. Semptomları kısa sürdü fakat daha sonra tekrar ortaya çıktı. Geceyi yoğun bakımda geçirdi, açıklamasını yaptı. Olay ile ilgili olarak Pfizer bir açıklama yaptı. Pfizer, yerel sağlık çalışanları ile çalıştıklarını ve yaşananları yakından takip ettiklerini duyurdu. Pfizer gelişmeleri yakından izliyoruz ve bütün ağır alerjik reaksiyonları gözlemliyoruz. Paketleme dilinde gerekirse bunu ekleyeceğiz açıklamasını yaptı. Daha önce Birleşik Krallık'ta da iki sağlık çalışanı benzer sorunlar yaşamıştı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi alerjisi olan bireylerin aşı olmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini duyurmuştu.